Sen nasıl aldın oturma izni diye bir soru gelmiş bana. Ben önce bunu bir açıklığa karıştırmak istiyorum. Aşçılar arada bir meslek dalı. Kesinlikle biçilmiş kaftan bir meslek fotoğrafçı. Şimdi kuaförler konusunda çok başarılı oluyoruz. Çünkü kuaförler sanatçı kategorisinde. Şirket kurmak için ayrıca ABD'de vize ihtiyacınız yok. Benim başka bir soru sormam lazım. Hangi vizeye? Ben sanatçı, vizeci biriyim dediğinde o insanın sözüne güvenmek esastır. Merhabalar, tekrardan bu ekip bir aradayız. Eğer daha önceki videomuzu izlediyseniz O1 vizesi yani olağanüstü yetenek vizesiyle alakalı çok fazla insanın faydalanabileceği bir vize olan O1 vizesiyle alakalı bir video çekmiştik sevgili Yasin ve Buğra'yla. O videodan sonra da sizden gelen soruları ben Buğra ve Yasin için toparladım ve bugün kendilerini sizin merak ettiğiniz sadece O1 ile alakalı da olmayan tüm Amerika yerleşme, göçmenlik vesaire bu tarz sorularınızı da bugün sevgili Yasin ve Buğra'ya yönlendireceğim. Hoş geldiniz tekrardan. Vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. Bazı sorularımız var. Epey de bir soru var bu arada. Önce Buğra'ya olan sorular. Hatta önce bir tane bana bir soru gelmiş. Ben önce bunu bir açıklığa karıştırmak Başlayalım. istiyorum. Sen nasıl aldın oturma izni diye bir soru gelmiş bana. Ben Amerikan vatandaşıyım zaten. O da benim babamdan gelen bir vatandaşlık durumu. Kendisi vatandaş olduğu için ben vatandaşım. Benim oturma izni alma gibi bir durumum söz konusu değil. Ama sevgili eşim için green card çıkartma süreci içerisindeyiz. Şimdi ilk soru Buğra, tır şoförü olur mu diye bir soru gelmiş. Meslek grupları üzerinden tabii O1 videosundan sonra bayağı bir soru gelmiş. Bunlardan bir tanesi de tır şoförlerinin bu O1 vizesinden yararlanıp yararlanamayacağı. Tır şoförleri olağanüstü yetenek için mesleğin tabiatıyla alakalı olarak uygun değil. Ancak Amerika'da tır şoförleri için korkunç bir açık var şu an. O yüzden EB3 işveren sponsorluğu üzerinden yeşil kart yani oturma müsaadesi başvurusu için bu güzel bir meslek dalı. ABD'deki açık Green Card yolu açıyor yani tır şoförlerine şirket sponsoru bulunduğu müddetçe. Sağlıkçı oluyor mu gibi biraz genel de olsa bir soru var. Şimdi sağlık yine olağanüstü yetenek değil. Bir kere sağlık lisans sertifikasyon gerektiren bir meslek dalı takdir edersin ki ve bu ülkeler, eyaletler nezdinde çok değişiyor. Her eyaletin yani Amerika'nın federal hükümetinden evvel her eyaletin kendi lisansları var. O yüzden sağlıkçıların kendi başlarına vizeye başvuruları değil, öncelikle bu testlerden, denkliklerden vesaire sınavlardan geçip ondan sonra kendilerine sponsor bulmaları gerekiyor. Ha, şöyle avantajı var sağlıkçıların. Kar gütmeyen herhangi bir organizasyon doktorlara, hemşirelere, sağlık personellerine sponsor olursa H-1B dediğimiz H-1B vizesinin loto zorunluluğundan muaflar. Bütün hastaneler, bütün okullar kar gütmeyen organizasyon olarak kaydedildiği için onlar kendi çalışanlarını direkt getirebiliyorlar. Ya da J. Okay. J ya da H1B Hı. vizesi. Okay. O zaman bunlara bakmaları daha doğru olabilir. 4 yıldızlı otelde aşçıyım. Kalfalık belgem var. Yakında ustalık belgesini de alacağım. O1 vizesi benim için uygun mudur? Aşçılar arada bir meslek dalı olabilir tabii ki ama ancak kendi tanınırlıklarını kanıtlamış olmaları gerekiyor. Şimdi büyük bir otelde baş aşçı olarak ya da kritik bir aşçı olarak çalışmaları tabii ki kriterlerin birine oturuyor. Ancak kendi icatları nezdinde eğer medyada kendileri hakkında haberler çıkmadıysa, kritikler bu konuda yorum yazmadıysa vesaire o zaman O1 için çok zor. Ancak aşçılar da Green Card başvurusu için çok uygun bir meslek. Eğer restoran sponsorluğu bulunabilirse o da çünkü hem deneyim hem de bazı ustalıkları gerektirdiği için ya küçük bir restoran bile sponsor olabilir. Aşçılar için en iyi şeyin EB3 yeşil kart başvurusu olduğunu düşünüyorum ben. Peki benim aklıma bir soru geldi şimdi medya falan deyince. Mesela Instagram'da mavi tiki olması bir insanın herhangi bir vize sürecini kolaylaştıran bir şey mi? Mavi tikin kendisi bir kriter, bir değer tabii ki değil. Ancak o makaleler medyaya çıkması, Instagram'da yayınlanıyor olması başlı başına. Çünkü yani eski medya ile yeni medyayı burada ayıralım. Magazin, gazete, haber bunlar eski medyadır. İşte sosyal medya, senin yaptığın iş yeni medya. Kim nasıl şekilde bahsediyorsa bu kişilerden onların avantajına ama tik muhabbetinin bir geçerliliği yok. Sadece hani altın dolu olduğunu gösteriyor. Ben de o belgeyi görmek isterim bilfiil. Anladım, anladım. Okey. Erkek kuaförü oluyor mu? Nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Şimdi kuaförler konusunda çok başarılı oluyoruz. Çünkü kuaförler sanatçı kategorisinde. Saç,
makyaj, güzellik, bu tür işlerle ilgilenen kişiler, özellikle hani salonlarda yani kuaförlerde olabilir, dizi reklam çekimlerinde vesaire olabilir. Bu O1B sanat vizesi için çok uygun. Saç stilisti olarak başvuruyoruz. Yani adı kuaförle beraber değil, saç stilisti. Orada işin içine giren, yani tabiatıyla giren yaratıcılık onu sanat kategorisinden değerlendirilmesine ön ayak sağlıyor. Sanat da, yani O1'in içinde O1A, O1B var. Sanatın kriterleri diğer iş alanlarına göre biraz daha düşük. Fotoğrafçı oluyor mu? Yine O1 için gelmiş. Kesinlikle biçilmiş kaftan bir meslek fotoğraf. Çünkü tabiatıyla mesela sergilere katılmaları, galerilerde işlerin yer alması, fotoğraf şey mecralarında, web siteleri ya da bahsettiğimiz basın organları gibi fotoğrafçıların işi çok görsel olduğu için ve göz önünde olduğu için O1B için çok uygun bir meslek dalı. Bir tane yorum ve soru var aslında. Bizim daha önceki YouTube videomuzun altında bir tık uzun ama okuyacağım. Çünkü bence biçilmiş bir kaftan olabilir gerçekten O1 için. Selamlar, benim sorum Türkiye'deki bir sanatçı sigortasız belgesiz çalıştığı için daha kendini sanatçı olduğunu bile kanıtlayamayabiliyor. Resmi bir belge olarak iş yapan sanatçıların çoğunun yaptığı çalışmalar ve çalıştığı firmaların isimlerinden başka bir bilgi kaydı olmayabiliyor. O yüzden gereken belgeleri toplayabilmesi için ne gibi yönlendirmelerde bulunuyorsunuz? Bu sanatçılar için genel bir problem. Kendime gelecek olursam benim uzmanlık alanım sinema, reklam ve dizi projelerinde oyuncuların yüzlerini değiştirerek ve görsel efektler için protest tasarımları, gerçekçi insan, hayvan ve fantastik damiler yapıyorum. Aynı zamanda tasarladığım protezlerle fantastik ve gerçekçi protez makyajlar yapıyorum. Fakat yaptığım işi profesyonel olarak Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir tek ben yapıyorum. Bu iş sektör olarak tam oturmadığı için ülkemizde yaptığım işi onaylayacak bir organizasyon yahut bir otorite yok. Belge bulmak da çok zor. Ancak yaptığım işler var. Yayınlanmış olan çalışmalarım demiş ve Instagram adresini vermiş. Mesela böyle bir durumda nasıl yardımcı olunabiliyor? Şimdi Amerikan hükümeti beyan esaslı çalışır, belge esaslı çalışmaz. Yani ben sanatçı, gazeteci biriyim dediğinde o insanın sözüne güvenmek esastır. Oradan başlayalım. Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için insanlar Sigortam, SGK'm var mı, belgem var mı falan, böyle bir şey tabii ki söz konusu. Ayrıca her meslek dalı da yani böyle şey sertifikayla, lisansla işlemek zorunda değil, bu bir. İkincisi, bunun altını doldurma yolu tabii ki bu kişinin iş yaptığı organizasyon firmalarından, yapım şirketlerinden, reklam şirketlerinden, ajanslardan yaptığı işi kanıtlayan mektuplar almak. Referans mektuplarını biz kendimiz yazıyoruz. Yani işte bu kişi bu işi yapıyordur, işinde şöyle özeldir. Yani nasıl mesela basında yer almış olmaları o tanınırlık kriterine yardımcı oluyorsa, o işte neden özel oldukları organizasyonlarda şirketler tarafından kanıtlanıyor. O yüzden hani bu iş içeride çözülebiliyor, anlatabilmişimdir umarım. Bu kişi özelinde yaptığı iş çok enteresan. Yani mutlaka tanımak isterim. Kendi merakımı gidermek için yardımcı olabilir. Zaten ne ala. Kesinlikle ben de ya çok ilgi çekici ve yaptığı şey bence de çok unique ve özel duruyor hakikaten. Umarım iletişime geçer, bu videoyu da izler. Ben zaten kendisine şimdi yorumuna cevap yazacağım, hani soruyu yanıtladık gibi, bir sonraki videoda bu videoda izlesin diye. Yatırımcı vizesiyle nasıl ve ne kadarlık bir bütçeyle gidilir? Yatırım miktarı Amerikan yasalarında yazmaz. Bunun yasal kriteri de ciddi bir yatırımdır. Ciddi yatırım ne diye soracak olursanız, bu işin tabiatına mutabık bir rakamdır. Yani hani 10 bin dolara bir otel satın alamayacağınız gibi, yani 10 milyon dolara bir alışveriş merkezinde kiosk da alamazsınız. Ve burada tabii ki bu ücretlerin, bu rakamların nasıl çıkıldığı ile alakalı. İşin doğası, gerçekten işleyişi ile mi harcanıyor bu paralar, yoksa hani sadece kiraya mı gidiyor, ölü bir yatırım gibi. Ölü yatırımlar kesinlikle yatırımcı için uygun değil. Yatırımcı vizesinin esası istihdam ve ticaret yükü yaratmak üzerinedir. Sadece bir kişi ya da bir aileyi geçindirmek değil, gerçekten hani kendi küçük ekosistemini kalkındırıp başarılı olacak şekilde kurulmuş işlerde çok başarılı. O yüzden rakamdan ziyade her zaman fikre ve işin büyüme kapasitesine bakarlar. Bu yüzden zaten biz atıyorum 5 senelik iş planları çıkarıyoruz. Projeksiyonlarımızı pazar payı olsun, işin tabiatının ABD menfaati olsun, bunları katarak. Ama herkes bir rakam istiyorsa, ben şu an enflasyon da var. Yani 80-100 bin doları genel olarak bir kıstas olarak söylüyorum. Ve bu yatırıma, bu rakama şirketi kurmak, yüceltmek, kalkındırmak için harcadığınız her dolar dahil. Avukat mı tuttun? İşine bilgisayar mı aldın? Eleman mı
işe alıyorsun, kira mı ödüyorsun gibi gibi. Peki yani siz mesela bu yatırımcı vizesi için biri size geldiğinde siz bu iş planının yazılmasına da destek oluyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bu A'dan Z'ye diyeceğim şimdi. Yasin'in geçen videodaki lafı artık tekerini edecek. Ben şirketin kurulumundan vizenin alımına kadar yelpazeyi çok geniş tutuyorum. Bu okay. Sıfırdan kurulacak şirketler için iş planları tabii ki buna dahil. İşin açıklanması ve gelecekte işte kaç kişi işe alacak, iş nasıl büyüyecek, orta uzun vadedeki planlar, biz bunları tabii ki firma olarak çıkarıyoruz. Okey. Diş hekimleri nasıl gider gibi genel bir soru gelmiş. Diş hekimleri sağlık personeli aynı. Aynı. Eyaletlerin sınavları kendilerine münhasırdır. Eyalette çalışması da yasak oluyor. Lisans sertifikasyonlara bağlı olarak. Sağlık personellerinin şöyle bir avantajı var. Sadece sağlık personeli olarak düşünmeyeyim. Yani doktorsanız aynı zamanda bu durumda yani araştırmalarınız, ameliyatlarınız vesaire belli bir kalibreye geldiyse kendi başlarına Amerika'nın menfaatine olacak yüksek kalifiye eleman diye EB2 kategorisinden yeşil kart başvurusu da düşünebilir. Çok ciddi katkı sağlayacak meslekler için geçerli ya da projeler. Şirket kurmak kolay mı? Ankara Anlaşması gibi bir anlaşmayla gidilebiliyor mu? Girişimci vizelerinin ikisinden biri, bir E1, E2 var. ABD ve Türkiye arasında imzalanmış ticaret anlaşmalarından zaten doğuyor. Yani her ülke ABD'ye yatırımcı vizesiyle gidemiyor her ülke vatandaşı. Türkiye 1933'te Atatürk'ün ve 1990'da Çiller'in imzaladığı iki anlaşma üzerinden bu iki vize kategorisine başvurabiliyor. Zaten vizeye başvuru hakkı buradan doğuyor. Ha, Türkler için ayrı bir işte Ankara Anlaşması gibi bir özel şey var mı diye sorarsanız hayır. Bu federal yasadır. E2 anlaşması olan her girişimci, yatırımcı için kurallar aynıdır. Şirket kurma meselesine girince şirket kurmak yani ABD iş yapmaya serbest piyasanın şartlarına çok entegre bir toplum olduğu için şirket kurmak tabii ki çok kolay. Kolay derken kısa sürüyor. Yani 2-3 hafta içinde bu işler en kötü halde çözülebiliyor. Burada hangi eyalette kurulacağıyla alakalı hız ve belge vesaire nezdinde gereklilikler değişebiliyor. Sadece şirket kurabilmek için bir hukuk firmasına ya da yeminli mali müşavire ihtiyacınız var. Yahut şirketinizde çalışabileceğiniz sosyal güvenlik numarası yani çalışma müsaadesi olan birine ihtiyacınız var. Şirket kurmak için ayrıca ABD'de vize ihtiyacınız yok. Dünyanın herhangi bir yerinden bu işi yapabilirsiniz. Aynen online olarak da yapılabiliyor. Yani ben de kurduğum için. Bayağı da basit aslında. Tabii benim bir sosyal güvenlik numaram olduğu için bir tık daha kolaydı ama bir saatte falan kurulabilen bir şey aslında. Erkek arkadaşım 3 ay önce Amerika'ya gitti. Vizesi 5 yıllık. Çalışma vizesi ya da green card alabilir mi? Tahmin ediyorum 6 aylık kalış müsaadesi verildi kişinin erkek arkadaşına. Bu 6 aylık sürede olmadan ABD'de hali hazırdaki vizeyi içeride uzatmak yahut başka bir vize kategorisine geçiş yapmak mümkün. Yani burada bu kişinin CV'sine, özgeçmişine bilmemiz gerekir ki herhangi bir vizeye uygunluğu açısından değerlendirme yapalım. İkincisi bir sponsoru var mı? Onu işe almak isteyen, geleceğe dönük olarak bir kişi ya da bir şirket söz konusu mu? Onların ara vizesini bir şekilde ortaya koyabilirsek ileride de green card'ın tabii ki düşünebiliriz. Ancak bu süre içinde ABD'de yasal olarak kalması ve bütün yani göçmenlik yasalarına uyuyor olması gerekiyor ama statü değişikliği genel şartlarda mümkün. Buradaki iş ile vizeyi orada alıp başka bir iş yapılabiliyor mu? ABD dışında bir işiniz varsa o işin bir iştirakını açarak L vizesine başvurma opsiyonu var. Bu bir. ABD ve içindeki bir şirket arasında herhangi bir tüzel bağ oluşturulursa ortaklık gibi, hissedar paylaşımı vesaire gibi yani ya da ebeveyn çocuk ilişkisi oluşturulursa şirketler nezdinde o şirket bu işi ABD'de yapıyor olabilir. Yapılan işin ABD'ye aktarımı olduğu için aynı iş kategorisinde aşağı yukarı olmasını beklerler. Ancak yasada yapılacak işin tabiatı tabii ki yazmaz. Her bir yatırımcı vize söz konusuysa E2 gibi o zaman yani Türkiye'deki iş illa yapılması gerekmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Karlı olacakları, büyütebilecekleri, istihdam ve ticaret ağını genişletebilecekleri herhangi bir işe yatırım yaparak kovalayabilirler. E2'ye başvuracağız ama Haziran'da turist vizesine red aldık. Bu red E2'yi etkiler mi? Bu reddin beyan edilmesi tabii ki gerekiyor. Çünkü E2 başvurusunda da zaten sorulacak herhangi bir vize başvurunuz reddedildi mi diye. E2 hani geçici bir turist vizesi değil. E2 bir yatırımcı vizesi ve yatırımcı vizesi
Gelindiğinde zaten ABD'ye bir yatırım yapılmış oluyor. Bir ticaret ya da istihdam sağlanmış oluyor. Ayrıca E2 başvuruları normal konsolosluklarda rezneye gidip yaptığınız bir başvuru değil. ABD konsolosluklarının ticari ataşelikleri tarafından değerlendiriliyor ve siz davetle zaten mülakata gidiyorsunuz çoğunlukla. Sizin belgeleriniz ve başvurularınız önceden incelenmiş oluyor ve konsolosun herhangi bir sorusu, suali varsa konuyla alakalı size önceden söylüyorlar ve herhangi bir çekinceleri varsa size kendinizi açıklamanız için her zaman bir fırsat veriyorlar. O yüzden süreç de zaten belki turist sürecinden oldukça farklı. Buğra çok teşekkür ederiz. Bir sürü soru sana çıktı ama hepsini cevapladığın için çok sağ ol. Vizeye nasıl başvuru yaparsam red yeme olasılığım düşer diye bir soru gelmiş. Şimdi aslında burada benim başka bir soru sormam lazım. Hangi vizeye? Evet. Ama velakin ben burada turist vizesi olduğunu düşünüyorum. Genelde vize deyince Muhtemelen. insanlar hani turist vizesi diye olarak gidiyorum dendiği için hakikaten bunu kanıtlayacak ve Türkiye'ye dönme niyetiniz olduğunu kanıtlayacak belgeler ile turist vizesi başvurusu yapılabilir. Bir evi olabilir, onu gösterir. Bak kardeşim benim evim var, kiracım var, ailem var, işim var, geri dönmemi gerektirecek bir sürü neden var. Bunun belgelerini koyar, ihtimalini arttırabilir. Genellikle zaten en çok değerlendirilen şeyin açıkçası ben kişinin geri döneceği sağlam bir işi olup olmadığına bakıyorlar diye düşünüyorum genellikle ama tabii ki Aynen. yine hiç belli olmuyor. Amerika'dayken bana green card çıkarsa ve yasal süreci orada tamamlayacak sürem yoksa ne olur? Güzel bir soru. Çok aslında teknik bir soru. Buraya hangi vizeyle gelindiğine bağlı olarak öncelikle yeşil kart çekişi çıktığında yeşil kart diye dönülemeyebiliyor. Süre dolarsa eğer vize ihlali yapılmış olacağı için yine yeşil kart çekilişinden çıksa bile o yeşil kartı vermeyebilirler. Dolayısıyla bu tarz durumlarda genellikle aradaki boşluğu dolduracak bir uzatma ya da Türkiye'ye dönüp Türkiye'den bu işlemlerin tamamlanması söz konusu olabilir. Tabii burada strateji çok önemli. Yeşil kart çekilişi çıktığında çekilişin içerisinde çekiliş gibi bir şey var. Yani size bir numara sıra numarası veriyorlar ve herkese sonlara doğru sıralar gelmeyebiliyor. Ve Ha. o yüzden insanlar Amerika'ya gelip yapmayı tercih ediyor. Çünkü Amerika'da belli bir süreden sonra genelde son birkaç yılda tecrübemiz sıra fark etmeksizin genellikle yeşil kart için mülakata çağrılıyor. Konsolosluklar yetiştiremeyebiliyor bunu. O yüzden büyük ihtimalle bu kişi araştırıp sormuş bu soruyu. Peki mesela iş Dolayısıyla bulsa Amerika'da, birdenbire bir iş buldu diyelim Amerika'da ve o iş çalıştığı yer ona sponsor oldu ya da hani bilmiyorum, hiç bilmiyorum bu arada, cahilim ya bu konuda, çalışma vizesi çıkarttı, ne bileyim ben, hani böyle bir ihtimal var mı? Aklıma geldi. İş vizelerinin çeşitleri çok fazla. İş vizelerinin çok büyük bir bölümünde geçiş uzun sürüyor. Ama zamanlaması çok önemli. Yani hakikaten turist vizesiyle geldiğini varsayıyorum. 6 aylık süresi bitmeden önce bu vizenin değiştirilmesi ve onaylanması şeye kadar da green card alınmadan önce de bu sürenin onaylanması. Yani hakikaten de onaylı bir şekilde geldiği Amerika'ya adım attığı günden green card'ın onaylandığı güne kadar yasal bir şekilde kalındığının onaylanması gerekiyor. Şeymiş ya, tricky bir durum yani. Öyle Evet. çok çok şey değil. Son soruya Kesinlikle. geliyorum. J1 vizesiyle gittim, döndüm. Sonrasında tekrar vize almam zor olur mu? 2 yıl kuralım var. J1 vizesinde 2 yıl kuralı kalkmadan almak zor olabilir. 2 yıl kuralını Türkiye'den de kaldırmaya çalışabilir ama zaten belli ki dönmüş bir süredir orada olduğunu varsayıyorum. Belki beklemesi daha sağlıklı olabilir. Vakitli gelip gelindiyse bir turist vizesi alma ihtimali bir insan tabii ki daha yüksek. Sonuçta hani bak seni bir sefer göndermişiz oraya. İhlal etmeden hakikaten söz verdiğin sürede, söz verdiğin şekilde çalışmış, vakitli bir şekilde de dönmüşsün. O yüzden hani şimdi de turist vizesinde niye ihlal edeceğini düşünelim ki diye olumlu bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Eğer hakikaten de bir öncekinde ihlal olmadıysa onun bir garantisi yok. C1'e gitmiş, çalışmış, şimdi bir daha çalışmaya gidiyor diye düşünebilirler. Kaçak çalışmaya gidiyor diye düşünebilir. Sonuçta turist vizesiyle gelen insanın çalışma hakkı yok Amerika'da. Yeni turist vizesinde de vakitli bir şekilde gidiyse. Olumlu bakarlar diye düşünüyorum. Ama yine garantisi yok. İki Yani yıl en meşhur Amerika'ya bildiğim giremiyor zordu. musun mesela? Ondan mı bahsediyor? 2 yıl kuralım var demiş ya. 2 yıl kuralı geri Türkiye'de 2 yıl boyunca yaşanması kuralı yani. Ha. Dolayısıyla o 2 yıl içerisinde 2 yıl boyunca Türkiye'ye dönülmesi gerekiyor. Bunu kaldırılmaya çalışması mümkün. Bunu Türkiye'den veya Amerika'dan deneyerek kaldırmaya çalışabiliyorlar ama bu da ayrıca bir süreç yine şahıstan şahısa değişebiliyor. Bazılarını kaldırma imkanı olurken bazılarının çok zor olabiliyor.
Valla bu kadar şimdilik ama yine soru gelir mi? Gelebilir. Sorularınız olursa ekstra aşağıya bir mail adresi bırakacağız. Oradan Yasinlere direkt olarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Başka bir şey sorunuz olursa da aşağıya yazarsınız artık. Başka ne videosu çekelim beraber? Ne çekmemizi istersiniz? Amerika'da hayat nasıl? Amerika'da Türk olmak böyle şeyleri merak ediyorsanız isterseniz onları da konuşabiliriz yani. Ama tabii genelde avukatlık üzerine bu insanların meslekleri üzerine sorularınız olursa bizim için daha iyi olur tabii ki. Çok teşekkür ederim değerli vaktiniz için. Umarım başka bir videoda tekrar görüşürüz. Sizleri çok öpüyorum ve sizleri de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.